Merhabalar Halk TV yerel gündem izleyicileri. Bu hafta yolumuz Ozan nereye düştü? Hatay İskenderun'dayız. Sayın Belediye Başkanımız Lütfü Bey'i ziyarete geldik. Arkamızda çok güzel bir deniz manzarası var. Ayrıca bugün hava çok güzel. Başkanımızla beraber Hatay'ın sorunlarını konuşacağız. Ve arkamızda da güzel bir genç grubu var şu anda. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu büyük bir bina var, hizmet binası. Biz oraya geçeceğiz birazdan. Buraları biraz dolaşalım istiyoruz. Görüşmek üzere. Medeniyetler şehri Hatay, Türkiye'nin en önemli eski yerleşim yerlerinden biridir. İlk Tunç Çağı'ndan itibaren birçok devletin egemenliğine giren Hatay, 1516'da Yavuz Sultan Selim tarafından fethedilmiş ve Osmanlı İmparatorluğu dönemi başlamıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun Hatay'daki hakimiyeti 1918 yılına kadar devam etti. Fransa'nın Suriye'ye bağımsızlık tanıması için yapılan çalışmalar üzerine Türk hükümetinin müdahalesiyle bağımsız Hatay Devleti kurulmuş, aynı gün Hatay Meclisi yasama çalışmalarına başlamıştır. Mondros Mütarekesi'nden sonra Fransız işgaline uğrayan ve 1921 yılında Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında kalan Antakya, İskenderun ve havalisinde İskenderun Sancağı adıyla bir yönetim kuruldu. 2 Eylül 1938'de bu sancakta kurulan Hatay Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen, Başbakanı Abdurrahman Melek, Meclis Başkanı Abdülgani Türkmen, Milli Marşı İstiklal Marşı olmuştur. Hatay Devlet Meclisi 23 Temmuz 1939 tarihinde Türkiye'ye iltihak kararı almıştır. 23 Haziran 1939'da Hatay adıyla bir vilayet olarak Türkiye'ye katılmıştır. 2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı kanunla Hatay'da sınırları il mülki sınırları olan Büyükşehir Belediyesi kuruldu ve 2014 Türkiye yerel seçimlerinin ardından Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına başladı. Tarihi boyunca çeşitli inançlardan pek çok millete ev sahipliği yapan Hatay bölgesinde çok sayıda şair, bilim adamı ve sanatçı yetişmiş, zaman içinde zengin bir kültür birikimi meydana gelmiştir. Toplumun sahip olduğu ortak kültür nedeniyle inanç farklılıkları Hatay'da hiçbir zaman problem olmamış, bu farklılıklar kültürel yapının bir zenginliği olarak kabul edilmiştir. Hatay'ın belediye başkanlığını Doçent Doktor Lütfü Savaş yapmaktadır. İlk ve orta öğretimini Antakya'da tamamlayan Savaş, 1990 yılında tıp doktoru unvanı alarak başarıyla mezun oldu. 2002 yılında deneyimlerini Hatay halkıyla paylaşmak üzere sevdalısı olduğu memleketine döndü. Mustafa Kemal Üniversitesi'ne donanımlı bir tıp fakültesi kazandırmak amacıyla fakültenin kuruluşunda önemli görevlerde bulundu. Doçent Doktor Lütfü Savaş, 2009 yılındaki yerel seçimlerde Antakya Belediye Başkanı olarak üniversitedeki görevinden ayrıldı. Doçent Doktor Lütfü Savaş, 29 Mart 2009 tarihinde kazandığı belediye başkanlığı görevinde hizmetlerini sürdürmektedir. Hatay'dayız. Hatay Büyükşehir Belediyesi konumuz olacak ve Belediye Başkanımız Doçent Doktor Lütfü Bey'in yanındayız. Merhabalar Başkanım, nasılsınız? Merhabalar, hoş geldiniz şehrimize. İyiyim, sizler nasılsınız? Bizler deyiz, çok teşekkür ediyorum. Başkanım, özellikle şu anda bulunduğumuz bina benim çok dikkatimi çekti. Yeni bir bina, İskenderun'dayız ve Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin ek bir binası sanırım. Evet. Yeni mi açıldı burası? Burayı yeni açtık, 2 hafta önce açtık. Tabii ki bizim düşüncemiz şu, Hatay'ın her noktasında olmak, her ilçede en az bir tane hizmet binası bulundurmak, hem büyükşehirin hem de su kanal hizmetlerimizin hizmetini buradan görmek ve hiç kimseyi Antakya'ya bağımlı kılmamak. Doğru. Herkesin işini kendi içerisinde çözmek. Sürekli geliyor musunuz buraya? Tabii yani haftanın 5 günü normal, 5 günün 2 günü bu taraftayım. Yani İskenderun ve diğer 5 tane ilçemizde. Diğer 2-3 gününde Antakya ve diğer oradaki 8 tane ilçemizde, yani Amanos Dağları'nın
Bir tarafında 6 ilçemiz var, bir tarafında 9 ilçemiz var. Hak geçmesin diye 15 ilçeyi böldüğümüzde 5 iş gününe bir tarafa 3, bir tarafa 2 gün hizmet yapma mecburiyetimiz var. Bu hakkı biz kullanıyoruz. Bunun dışında haftanın 2 günü de, tatil günlerinde de hangi tarafta daha çok gitmemiz gereken sosyal program varsa veya sportif eğitim, oraya gitmeye yayılıyoruz. Yani 7 gün çalışıyoruz ama haftanın iş günlerini 3'e 2 böldük. Bu nedenle hakkaniyet ölçüsünde yaptığımız için de Hatay halkının, yani 15 ilçemizin bunda bir sıkıntısı yok. Bayağı bir ilçe var bu arada. Hani büyükşehirin dışında 15 tane ilçe var ve nasıl baş ediyorsunuz bu kadar ilçeyle? Biz 15 ilçemizde eşit tutuyoruz. Hepsine gitmeye gayret ediyoruz. Hepsindeki hizmetleri de dört dörtlük yapma çabası içerisindeyiz. Bu nedenle parti gözetmeksizin 15 ilçedeki 1,5 milyon insanımıza öz evladımız, öz kardeşimiz gibi bakıyoruz. Ve Hatay Büyükşehir'in her noktada nefesini hissedilmesini, hizmetlerin hissedilmesini sağlamaya gayret ediyoruz. Evet. Peki Lütfi Bey, şimdi 30 Mart yerel seçimlerine gelmek istiyorum ben. Adaylık sürecinizden bahsedelim ve bu bölge gerçekten de zor bir bölge. Özellikle hükümetin çok almak istediği bir bölgeydi ve güçlü de bir aday çıkartmıştı burada. O süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bu zaferi kazandınız? Şimdi bir ünlü düşünür şöyle diyor: yumuşak aslında serttir, sert aslında yumuşaktır. Aslında zor olan şey kolaydır. Sizin kolay gördüğünüz de zordur. Zordur. Şimdi biz burada inanmıştık bir defa. O inancımızın gözümüzdeki ışıklarımızı, işte hal ve hareketlerimizi, konuşmalarımızı tüm hemşehrilerimize yaydık. O inancı onlara da taşıdık. Şimdi seçimlerde insanlar oyunu iki şeye göre veriyor. Bir, inandığı şahsiyetlere veriyor. İki, güvendiği ve başarılı olup da onlara hizmet edeceği kişilere veriyor. Biz burada parti olarak güçlüydük zaten, ikinci partiydik ama ben daha önce Antakya Belediye Başkanıydım, Hatay Merkezi'nin başkanıydım. Ve 2,5 yıl boyunca Hatay'ın her noktasını gezdim. Hatay'ın tüm eksiklerini 2 yıl boyunca gözlemledik. Ve düşünün, altyapısından arıtma tesisine kadar hangi paftada, hangi parselde kaç kişilik arıtma tesisi yapacağız ve bunun yaklaşık maliyeti nedir? Bunlara varana kadar biz çalıştık ve ben bunu her gittiğim yerde ilçemize göre anlattığım zaman şans hazır olana güler derler ya, evet. İnsanlarımız bizim hazır olduğumuzu gördüler. Bir de geçmiş 5 yıldan gelen bir güven vardı zaten. O güvenin karşılığında insanlar bize destek verdiler. Ben Hatay'ın her noktasındaki bu hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Kolay değil tabii. Karşımızda hükümet vardı, devlet vardı. Müthiş bir ekonomik güç vardı. 11 yıl AK Parti'de, işte önce grup başkanlığı, daha sonra bakanlık yapan güçlü bir arkadaşımız vardı. Bunların karşısında bizim inanmış arkadaşlarımız, yüreklerimiz vardı. Allah bize nasip etti. Yükümüz ağır, yolumuz uzun ama hem gücümüz, hem kudretimiz, hem vizyonumuzla bunları başaracak çapta biz hemşehrilerimizi mahcup etmeyeceğiz. Seçim gecesi de eminim Türkiye'de birçok ilde olduğu gibi burada da çok büyük sıkıntılar olduğunu düşünüyorum ama sandıklar bırakılmamış gördüğüm kadarıyla. Şimdi biz önce kendimize güveniyoruz. Sonra adalete güveniyoruz. Burada tabii ki bizim farkımız çok daha fazlaydı. Ama bu kadar kediler egemen olabildi. kalan 5.000'de biz seçimi kazandık. Fark 65.000'di. Maalesef 30.000 oy farklı yere gitti. Hayırlısı olsun diyelim başkanım o zaman. Hayırlısı olsun ama tabii ki siyasi partilerin de aldığı, yani insanlarımızın teveccühünün karşılığını vermesi lazım. Bundan sonraki süreç içerisinde her siyasi parti insanların teveccühünün karşılığında o oylara sahip çıkması lazım. Doğru. Bizim de burada onu yapmamız lazım. Diğer partiler de içinde geçerli bu. Çünkü başka yerlerde de oldu bu. İnsanlar emeğinin karşılığını görmek istiyor. Güvendiği insanları da başkan olarak, milletvekili olarak görmek istiyorsa siyasi partilerin görevi de hem güven vermek, hem de insanların vermiş olduğu oylara sahip çıkmak.
Evet. Biz bu seçimden bu dersi aldık. Başka hemen böyle tatlı bir şeye geçelim isterseniz. Portakal suyu ikram vardı. Bu bölgenin narenciyesi meşhurdur. Meşhur. Değil mi? Teşekkür ederim. Peki geçim konusunda narenciyenin dışında insanlar neyle geçiniyor burada? Tabii burada iki tane lokomotif var. Bir tanesi sanayi sektörü, bir tanesi tarım sektörü. Tarım sektöründe maalesef son 4 yılda bizim büyük bir şanssızlığımız var. Orta Doğu'daki yangın bizi de etkiledi. Evet. İki yönden etkiledi. Bir, ruhsal yönden etkiledi. Çünkü özellikle Suriye'deki her renkin karşılığı burada var. Ve akrabalık ilişkileri var. Osmanlı döneminden komşuluk ilişkileri var. Oradan kalma demin ifade ettiğim gibi akrabalık ilişkileri var. Oradaki insanların tırnağına bir şey bassa biz burada etkileniyoruz. Bizimki ne olsa onlar etkileniyor. Oradaki, buradaki kardeş kanının dökülmesi bizi çok yordu. Ruhsal olarak yorduğu gibi ekonomik olarak da yordu. Bizim Türkiye'de %11'ini sağlayan lojistik sektöründeki tırlarımızın çoğunu kaybettik. Düşünün İstanbul'dan sonraki tır filosu 10.000 civarında tırımız vardı. İkincisi Hatay'dı. Ve biz %11'ini yani dış lojistik sektörün %11'ini karşılıyorduk. Bu şu anda çok zayıfladı çünkü sadece olay Suriye değil. Suriye'den itibaren birçok Orta Doğu ülkesine gidemez olduk. Bütün komşularımızla aramız kötü. Onun dışında gidemez olduk. Oradaki işte iç savaştan dolayı, kargaşadan dolayı. Bunların dışında tabii ki bizim günübirlik şeylerimiz vardı. Böyle çantacı diye tabir ettiğimiz alışveriş yapıp oradan buraya, buradan oraya getiren, satış yapan insanlar vardı. Bunlar hem buradaki küçük esnafımızın yüzünü güldürüyordu, hem otellerimizin, hem lokantalarımızın. Bunlar kesildi. Bununla birlikte demin ifade ettiğim lojistik sektörü hemen hemen sıfıra kadar yaklaştı. Bir de son zamanlarda tabii ki Suriyeliler burada iş yeri açmakta. Onlar bizimkine göre daha, bizimkilere göre daha avantajlı şartlarda açıyorlar. Vatandaşlık alabiliyorlar mı ilk gelen? Vatandaşlık alabiliyorlar ama kimlik arıyorlar şu anda. Herhalde vatandaşlık almak için bir 5 yılı geçmesi gerekiyormuştu. Bunların dışında bizim gençlerimiz işsiz kalıyor. Çünkü gelen misafirlerin, iş çocukları, gençleri, büyükleri bizim 1/3 fiyatımıza çalışıyor. Sigortasız çalışıyor. İşverenler onları tercih ediyor. Burada tabii ki insanlarımız işsiz kaldı. 1/3 fiyatına çalışmak zorunda kalıyor. Sigortasız çalışmak zorunda kalıyor. Sosyal güvencesi olmuyor. Turizm sektörümüz çok etkilendi. Ne iç turizm ne dış turizm. Eski seviyesinde değil. Hatta biz uluslararası toplantılar yapmak istediğimizde güvenli bir yer değil diye bizim toplantılarımız iptal oluyor. Mesela biz Arlem diye bir kuruluş var. Akdeniz'de kıyısı olan ülkeler ve bölgeler diye. Ben orada iki komisyondan bir tanesinin eş başkanıyım. Maalesef bizim dış ilişkilerimiz, dış işlerimiz onlara güven veremediler. Yani burası sağlıklıdır, huzurludur anlamında. Halbuki biz burada iki tane talihsiz olay yaşadık. Ondan sonra bir de talihsiz olay daha yaşadık. Önce Suriye sınırında bir bomba patladı. Evet. Cilve gözünde 14 insanımızı kaybettik. Evet. Bir kısmı Suriyeliydi ama çoğu bizim insanımızdı. Daha sonra 52 insanımızı gene kaybettik. Reyhanlı olayı. Gezi Parkı'nda 3 tane gencimizi kaybettik. Yaklaşık 70 tane insanı kaybettik. Bu 4 yıllık süreç içerisinde. Tabii burada şu anlaşılmasın. Hatay'ın güvensiz olduğu anlaşılmasın. Hakikaten Hatay güvenli. Bu 70 tane şehidimizin hiçbirinde bizim insanımızın katkısı yok. Hatay halkı birbirine bıçak çekmeyi bile bilmez. Türkiye'de işte İstanbul'daki Bağdat Caddesi ne kadar güvenliyse, Ankara'daki Cinnah Caddesi ne kadar güvenliyse, Hatay'ın her caddesi de o kadar güvenli. Herkes gece gündüz rahat rahat istediği yere gidebiliyor. Ama komşumuzda yangın var. Onun üzüntüsü içerisindeyiz. Ama Hatay gerçekten Türkiye'nin herhangi bir yeri kadar, Avrupa'nın herhangi bir yeri kadar güvenli. Gördük işte Paris'in göbeğinde de terör eylemi olabiliyor. İşte ne bileyim Adalet Bakanlığı'nın hemen bahçesinde de olabiliyor Türkiye'de de. Bilmem ya da Sultanahmet'te de olabiliyor. Terörün mekanı, yeri yok, zamanı da yok. Doğru. Ama şu bir gerçek, bizim burası hem güvenli hem de tarihi, kültürel ve coğrafik olarak güzellik anlamında
dünyanın çok çok önde gelen yerlerinden bir tanesi. Bu nedenle biz hem iç hem de dış turistin Hatay'a rahatlıkla gelmesini istiyoruz. Evet, özellikle tarihi binalar, kiliseler, restorasyonu yapılacak ya da yapılmış yerler de vardır, değil mi başkanım? Ya burada dünyanın 23 medeniyetinin 13'ünün ayak izleri var. 13'ü burada yaşamış, yani %60'a yakın insan, %60'ı geçiyor, 65 civarında insan burada yaşamış, evet. Dünyadaki çeşitliliklerden. 3 tane Semavi din var. Önce Museviler gelmiş milattan önce. Daha sonra milattan sonra 30. yıllarda Hristiyanlar gelmiş. Daha sonra bizler gelmişiz Müslümanlar olarak 638 yılından itibaren. Birçok etnik faktör var, mezhep var ama bugüne kadar kendi içinde iç savaş yaşamayan belki dünyadaki nadir yerlerden bir tanesi. Doğru. Savaş olmuş bu olmuş ama dış güçlere karşı olmuş. Bizim insanlarımız kendi birbirlerine empati ve sempatiyle, sevgiyle bakmayı bilmişler. Birbirlerini kucaklamışlar. Biz burada bugünlerde dahi mesela birbirimizin farklı dinden, mezhepten olduğunu iyi ve kötü günlerimizde anlayabiliyoruz. Veya iyi ve kötü günlerimizde aklımıza getirebiliyoruz. Ne bir cenazede ya da bayramlarda Doğru. aklımıza geliyor. Onun dışında bir sosyal hayatı birlikte paylaşıyoruz. Şehre katkıyı birlikte yapıyoruz. Yani kültürel hadiselerde, sportif faaliyetlerde, eğitimde, sosyal faaliyetlerde birlikte hareket etmeyi benimsiyoruz. Yani biz şimdi hamursuz bayramını gidiyoruz, birlikte kutluyoruz. Bu sevgi kardeşlerimizin. Hristiyan kardeşlerimizin Paskalya'sını, Noel'ini gidiyoruz, birlikte kutluyoruz. Resmi Sayın Valimiz, ben, diğer belediye başkanlarımız, siyasi partilerimiz birlikte kutluyoruz. Bizim dini bayramlarımız diğer cemaatler tarafından geliyorlar, birlikte kutluyoruz. Buradaki işte Alevi kardeşlerimizin Kadirhum bayramını birlikte kutluyoruz. Evet. Yani bu her yere nasip olmayan bir hadise bu. Bunu kutlayabiliyorsak cenazelerimizi birlikte, önemli günlerde cenazelerde birlikte olabiliyoruz. Demek ki biz kader birliği yapmışız. Doğru. Geleceği de birlikte kucaklamaya hazırız demektir. Belki başka şehirlerde birçok majör problem oldu bu Suriye ve Orta Doğu'dan dolayı. Bizim burada kendi içimizde birbirimize karşı veya gelen misafirlere karşı önemli bir reaksiyon olmadı. Ki 4 yıldır insanlarımız hem psikolojik hem de ekonomik olarak büyük sıkıntı çekmesine rağmen. Ben de bu şehrin böyle nezih insanların belediye başkanı olduğum için bizi yaradana şükrediyorum yani. Doğru. Kolay bir şey değil. Bir özelliği daha var aslında bu bölgenin. Hatay hani birçok insan bilmiyordur eminim. Milli mücadelenin başladığı, ilk kurşunun atıldığı bölgedir aslında. Özellikle Osmanlı tarihinde ve Cumhuriyet tarihinde Fransızlara sancak diktirilmeyen bir yer. Aslında bu yönüyle de mücadeleci bir toplum karşımızda var diyebiliriz. Benim dedem de o milli mücadeleyi yapanlardan. Ben Yayladağlıyım. Şunu söyleyeyim. Tabii ki 1918'de evet. 9 Ocak'ta yani Fransızlar 1. Dünya Savaşı biter bitmez ilk önce Türkiye'de İskenderun ve Dört Yolu işgal ediyorlar. Bizim dedelerimiz 7 gün sabredebiliyor. 7. günde işte Kara Mehmet Çavuş bizim Dört Yol'dan bir dedemiz evet. ilk kurşun düşmana evet, ilk sıkıyor. Kurşun. Bu hem Hatay'daki milli mücadelenin ilk adımı oluyor ve Türkiye'ye tüm misaki milli sırlar içerisinde dağılıyor ve orada Kuvayi Milliye ruhunun başlamasına sebep oluyor. Genelkurmay'ın da bununla ilgili bir belgesi var sanırım. Tabii, tabii, onun tabii, belgesi de alındı tabii, o bölgede. Tabii var. Bu bizim için tabii ki onur. Bizim dedelerimiz de aynı şekilde Hatay'ın her noktasında yani dört yolda olduğu gibi bu mücadeleyi vermişler. Ha bizim için bir de şu olay var, biz mücadeleye başlatmışız ama Kuvayi Milliye ruhu işte Sakarya'da, Dumlupınar'da, Kocatepe'de büyük bir zaferle sonuçlanmış, Türkiye Cumhuriyeti doğmuş. Ama biz 1939'da bağımsız bir devlet olmuşuz. Evet. Mustafa Kemal Atatürk'ün en önem verdiği yerlerden tabii, de bir tanesiydi. Tabii benim namusum demiş, benim şahsi meselem demiş. Evet. Bize tabii ki çok destek olmuş Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Ve ama biz de onun karşılığını şöyle vermişiz. Yani Türkiye Cumhuriyeti delikanlı olmuş, askerlik çağına gelmişken biz daha esaret altındayız. Mücadelemizi bırakmamışız. O dört yola üç defa gelmiş. 25'te, tabii, 26'da, tabii, tabii, 1900, hastayken de gelmişti. Evet. 31'de gelmiş. Hı hı. Ve bize
hep destek vermiş. Bizim insanımız, atalarımız işte 1939'da Türkiye katılmak için parlamentoda oylama yapıyor. Ve bizim insanımızı, bütün milletvekillerimiz Türkiye'ye katılmak istiyor. Hatay'ın aslında doğal afetler ve sel gibi sorunları da oldu bu geçtiğimiz evet. dönemlerde. Bunlarla ilgili belediye olarak nasıl çalışmalarınız oldu ya da şu an aldığınız önlemler var mıdır? Seçimden sonra bir 7 ay çok sıkıntı çektik. Sizin de demin ifade ettiğiniz gibi 11 ilçemiz AK Parti'de, evet. 1 ilçemiz Milliyetçi Hareket Partisi'nde, 3 ilçemiz de bizde, Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Mecliste benimle birlikte biz 25 kişiyiz, AK Parti 50 kişi. Milliyetçi Hareket Partisi 11 kişi, bir de Saadet Partisi'nde bir abimiz var. Yani AK Parti dışındakiler, diğer partiler bizimle birlikte olsa bile 37'ye 50 çıkıyordu her şey. Tabii ki bir de mağlubiyetin vermiş olduğu 11 ilçeyi alıp da büyükşehri kaybetmenin bir üzüntüsünü yaşadı şu andaki grup, en çok grupta insana sahip olan parti. Onun için bir 7 ay sıkıntı çektik ama geçen ay ve evvel önceki ay biraz daha iyiydi. Hatta bizim hem hat su bütçesi, su kanal hizmetleri bütçemiz hem de büyükşehir bütçemiz oy birliğiyle geçti. Oh. Yarın da meclisimiz var. Biz umut ediyoruz ki Hatay'ın şanına yakışan, Hatay'daki birlik bütünlüğe yakışan bir meclis olsun. Elimden geleni ben yapıyorum o konuda. Elimi uzatıyorum, kucaklıyoruz arkadaşlarımızı. Artık Hatay'da hizmet zamanı ve birlikte olma zamanı diye arkadaşlara söylüyoruz. Hatta burası AK Partili ilçe belediye başkanımız var. Açılışa birlikte davet ettik. Bu binanın açılışında sağ olsun geldi, konuşma yaptı. Mesela 4 yolu da açtık. 4 yolu da Milliyetçi Hareket Partisi belediye başkanımız var. Onu evet. da davet ettik, onu da konuşturduk. Yere Dağı'nı açarken de o da AK Partili arkadaşımız. Onu da davet ettik, onu da konuşturduk. Mülki amirlerle birlikte hepsi de geldi sağ olsunlar. Biz Hatay'a yakışan neyse onu yapmaya gayret ediyoruz. Bundan sonra da o siyasi tablonun mecliste özellikle daha yumuşak geçişle Hatay'a hizmet etme aşkıyla hizmet edeceğini düşünüyoruz. Evet. Peki Lütfü Bey, bu önümüzdeki dönem için projeleriniz var mı? Hani en önemlisi ya da öne aldığınız projeleriniz var mı? Şimdi mesela demin siz şeyi sordunuz, sel konusunu. Biz evet. İlk gelen ve en çok hizmet eden kurumların başında geldik. Erzincan'da 2 defa sel yaşadık. Oldu, dört evet, yolda evet. yaşadık. Arsu'da yaşadık. Kırıkhan'da, Belen'de yaşadık. Samandağ'ında. Onların sıkıntılarını giderme adına en çok çalışan kurum Hatay Büyükşehir. Tabii devlet su işlerimiz, ilçe belediyelerimiz de çalıştı. Zaman zaman karayolları da geldi ama bu afetlerin sonunda toparlanması için gayret ediyoruz. Mesela biz ilk sellerde 3 tane köprü sıkıntı yaşadı. Biz hemen projesini çizdirdik. İhaleye çıktık dün. Hazırlığını yaptık, çıktık. Şu anda 4 tane yerimiz. Bir de seçimde bir köprü daha yıkılmıştı. Seçim saatinde Payas'ta. Hepsinin ihalesine çıkıyoruz. Şunu söyleyeyim. Biz Hatay'da 2 şey için aday olduk. Önce huzuru sağlamak için, sonra hizmet etmek için. Evet. Hizmet konusunda sıkıntı yok. Çünkü benim Antakya Belediye Başkanı iken Hatay halkı bizi tanıyor. Siz orayı, de bölgeyi çok iyi biliyorsunuz. Tabii zaten. Aldığımız noktayı ve bıraktığımız noktayı çok iyi biliyoruz. Ben geldiğimde Antakya bir hafta 10 günlük belediye başkanıydım. 117 kilogram yağmur düşmüştü o gece. Yani bütün gece Antakya'yı sel aldı. Her taraf felaket. 1,5 haftada kendimize zor geldik. 2000 evi iş yeri su bastı. Ben dedim ki iyi ki bu musibet oldu. Biz demek ki altyapıdan başlamamız gerekiyor. Ben 4 yıl boyunca altyapı yaptım Antakya'da. Kızdılar arkadaşlarımız, işte hemşehrilerimiz, ya işte yolları mahvoldu, işte evimize gidemiyoruz, her taraf çamur. Ama ben her gün 3-4 yere toplantı yapıp bunları anlattım, bunun gerekli olduğunu. Geçen işte 2,5-3 ay önce bir yağmur gene yağdı. Böyle 4 saat içerisinde 185 kilogram yağdı Antakya merkezde. Ama yağmur bitti, her yer normaldi. 117 kilogram bütün gece yağdı. Biz 1,5 haftada kendimize zor geldik. Ama 185 kilogram yağdı 4 saat içerisinde, hiçbir sıkıntı yaşamadık. O zaman anlamışlardı. Akut yardımcı olduk yani sel olmaması için, kanalların açımı falan. Bu şu demek, Hatay'ın her noktasında müthiş altyapı ihtiyacı var. Hatay'ın 1/25 binlik, 5 binlik haritaların yeniden yapılanması lazım.
Hatay'ın ulaşım master planının, turizm master planının çıkartılması lazım. Bunlarla ilgili şu anda çalışıyoruz, yol alıyoruz. Evet. Hatta Türkiye'nin önemli 3 tane üniversitesinden bir tanesine yaptırıyoruz. Siyasetten uzak dursun, insanlar müdahil olmasın. Hatay'ın gerçekleri doğrultusunda biz böyle 5 binlik, 25 binlik plan yapalım diye. Bununla birlikte aynı kuruluşa ulaşım master planı yaptırıyoruz. Onunla birlikte acil eylem planı da onlara yaptırıyoruz. İstedik gibi bütünlük olsun. Aynı kuruluş yapınca ulaşım master planı ve 1 binlik, 25 binlik haritaları daha ahenkli ve bütüncül bir şekilde gider diye. Bunu yaptırıyoruz şu anda. Önümüzdeki yani bu ayın sonuna 120'nin üstünde proje açıklayacağız. Of, demin proje. İfade ettiğim gibi biz maça hazırdık. Yani hem seçime hazırdık hem de seçim sonraki hizmetlere hazırdık. Hazırlıklıydınız. Tabii. Yani benim ARGE'de yaklaşık 15 tane arkadaşım. 2 yıl boyunca Hatay'ın her noktasında, nereye arıtma tesisi, nereye yağmur suyu, nereye kanalizasyon, nereye içme suyu şebekesi, nerede kuyu açacağız, hangi yerlerde, hangi yollarda ne çalışma yapacağız, hangi yere sosyal tesis, nereye kültür merkezi, nereye hizmet binası, bununla birlikte nereye eğitimle ilgili bir iş yapacağız, sportif tesis yapacağız. Tüm bunların haritası elimizde. AVAM projelerin çoğu bitmişti. Şu anda bir kısmının projesini yaptırdık, bir kısmı AVAM proje ama 120'nin üstünde yaklaşık 129 tane proje anlatacağız. Bu ayın sonunda tüm kamuoyuyla paylaşacağız. Spor, kültür, sanat. Biraz bunlara girelim istiyorum. Yani sosyal belediyecilik anlamında. Şimdi ben eğitimciyim, doktorum. Doktorsunuz, evet, biliyorum. İnsan psikolojisini ve beklentilerini hakikaten iyi biliyoruz. Şunu söyleyeyim, geldiğimiz günde bir amatör kulüp kurduk biz. Şu anda 1500 sporcumuz var. 17 branşta faaliyet gösteriyoruz. 2 tane Süper Lig takımımız var. Bir satranç takım. Geçen sene birinciliğe çıktık. Bu sene Türkiye ikincisi olduk bir Süper Lig'de. Bir işitme engelli takımımız var. Futbol takımı. Üçüncü olarak Süper Lig'e çıktık şu anda. Süper Lig'de mücadele ediyoruz. Kadın basketbol takımımız var. Kurduk. Kurduğumuz yıl şampiyon olduk. Şu anda birinci yıl ligde 5. yılımızı çalışıyoruz. 5. ligde, 2. ligde 5 takımımız var. İşitme engelli futbol takımı, engelli basketbol takımı, erkek voleybol takımı, 2 tane stopu takımı, bunlar şu anda faaliyet gösteriyor. Koşuda, özellikle okçulukta, yürüyüşte, diğer bireysel sporlarda güreş, tekvando gibi işte toplamda 17 branşta faaliyet gösteriyoruz. Bir kızımız gençler Avrupa şampiyonu oldu 2 hafta önce. Bize düşeni biz fazlasıyla yapıyoruz ama biz sportif tesisler konusunda da çalışma yapıyoruz. Hem Hatay'ın her noktası için projelerimiz var ama yani Türkiye'de olmayan bir belediye yani spor tesisi yapıyoruz şu anda Antakya merkezde. Onu yaklaşık 12 aya yakın önce başlattık. Ocak ayında yine başlattık. Ocak ayının sonuna doğru geçen sene 2014'ün. Şu anda Mayıs'ta inşallah bitecek. İçinde bir tane yarı olimpik açık havuz var. Bir tane 25'e 30 yarı olimpikten daha büyük kapalı havuz var. Bir tane engelli havuzu. 6 tane spor yapacak, bireysel spor yapacak salon, eğitim salonları. Lokantası içinde 50 tane odada sporcuların kalacağı misafirhane. Bayağı geniş, büyük. Okçuluk yapacak, okçuların çalışacağı bir yer. İş adamlarımıza rica ettim. Dedim ki bu konuda özellikle spor, eğitim, kültür konularında sizlerin de desteğini bekliyorum. Konuşacak çok şey var. Projeniz çok fazla. Biz sürekli gelmek ve bunları takip etmek, yapılmayanların hesabını sormak isteriz. Çok memnun kaldık bugünkü programımızdan. Başkanım, süremiz bitiyor. İsterseniz bir değişiklik yapalım. Bugün programımızı siz kapatalım. Ne dersiniz? Buyurun. Ben Halk TV'yi burada yerel gündem programı vesilesiyle misafir ettiğimiz için ben memnunum ve size de teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda inşallah başarılı bir arkadaşımızın bu programda görülmesi bizi mutlu eder. Hem sizlere başarılar diliyorum. Hem Hatay'ımızın hem ülkemizin geleceğin aydınlık olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ederiz. Hoşça kalın.